Şimdi İslam'da evlatlık hukuku şöyle başladı. Hazreti Hatice annemizin halası Hazreti Hatice'ye Hazreti Zeyd'i satın aldı. O zaman İslam yok daha, Müslümanlık yok. Resulullah Aleyhisselam'la Hazreti Hatice annemiz evlenince Hazreti Zeyd'i Efendimizin yanına hizmetçi olarak verdi. Köle olarak yani, hizmetçi olarak verdi. Bunu hep herkes şey yaptı. Efendimizin kölesiydi. Sonra Hazreti Zeyd'in amcasıyla babası gelip çocuğu almak istediler. Hazreti Zeyd dedi ki, bu adam bana çok iyilik yaptı. Çok iyi biri. Bu Muhammed çok iyi, daha peygamber değil. Bu Muhammed çok iyi biri. Ben yanında kalmak istiyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti Zeyd'i azat etti. Kölelikten çıkarttı ve bu dedi benim evlatlığımdır. O zaman Araplarda bu adet var. Evlatlık ediniyorsun. Öz çocuğun gibi mirasa da ortak, her şeye ortak. Ve o günden sonra Hazreti Zeyd, Zeyd bin Muhammed diye anılmaya başladı. Zeyd bin Muhammed. Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılmaya başladı. Fakat sonra peygamberlik geldi. İşler değişecek. Bu evlatlıkken Zeyd bin Muhammed diye anılırken Efendimizin halasının kızı Hazreti Zeynep bin Cahş annemizle evlendirdiler. Hatta istemeye istemeye evlendiler. Yani ne Hazreti Zeyd Hazreti Zeynep'i istiyordu, ne Hazreti Zeynep Hazreti Zeyd'i istiyordu. Ayet indi. Allah Resulü ve Allah bir evli nikah hakkında hüküm koyarsa ona kimse karşı gelemez diye böyle zorla evlendirdi Allah onları. Zaten mutlu da olamadılar. Bunda hikmetler var işte. Her şey gördüğün gibi değil arkadaş ya. Her şey gördüğün gibi değil. Sonra bunlar evlendikten sonra Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep evlatlığın yasak olduğu ayet indi. Ahzab suresi. Ahzab suresinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. وَمَا جَعَلَ اَدْعَيَاءُكُمْ اَبْنَاءُكُمْ Sizin o evlatlık edindikleriniz evladınız değildir. Allah böyle saymıyor dedi. ذَلِكُمْ قَبْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz bir laftır yani. Allah'ın böyle bir hükmü yok. Evlatlık edindiğin evladın olamaz. Devam ediyor Allah'ımız. Sonra öbür ayete inince اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَتُ عِنْدَ اللّٰهِ Siz çocuklarınızı babalarının ismiyle çağırın. İş yasaklanınca daha devam ediyor. İş yasaklanınca Efendimiz Aleyhisselam dedi ki bu benim evlatlığım değil. Tekrar Zeyd bin Harise oldu. He, kimle evli şimdi Hazreti Zeyd? Evlatlıktan çıkarıldı ama hala evli. Peki İslam hukukunda hiçbir baba öz oğlunun karısıyla ebediyen nikah olamaz. Ebediyen. Öz oğlunun karısıyla oğlunuz bir kız alsa, cinsel ilişki olduktan sonra ölse kalsa boşansa ebediyen babalı nikah olmaz. Hep kızı kalacak. Yani bir adam karısından boşandığı zaman kayınpederi hala baba. Şimdi Allah'ımız evlatlık olduğunu, yani evlatlıkların öz evlat olmadığını göstermek için vahiy indirdi. Dedi Zeynep'i alacaksın peygamberimize. Bu vahiyden önce boşandı. Hazreti Zeynep'le Hazreti Zeyd boşandılar. Ayet indi. Dedi ki madem Zeyd dedi, Kur'an'da ismi geçen tek sahabidir Zeyd. Ebu Bekir'in geçmiyor, Ömer'in geçmiyor, Hamza'nın geçmiyor. En çok tanıdıklarımızın geçmiyor. Hazreti Zeyd geçiyor. Tek Kur'an'da ismi geçen tek sahabi. Madem diyor Zeyd karısından boşandı, o zaman diyor Muhammed alacak. Başlıyor, ayet başlıyor. Bunu niye yapıyor Allah'ımız? Evlatlıklarınız evlat değildir. Bunu göstermek için. Hikmeti bu ya. Ama bazı akademik ünvanlı din tahripçileri ya diyor evladının diyor kızına sulanmış diyor. İşte 9 yaşında kız da hep yalan. Ya bu iftiraları var ya Ebu Cehil bile yapmadı. Ebu Cehil bile yapmadı. İbn-i Selül bile yapmadı. Bugünkü din tahripçileri yapıyor. İbn-i Selül diye bir herif vardı, o bile yapmadı ya. Neyse. Bugünküler İbn-i Selül'den de beter ha. Bugünkü kafirler Mekkeli müşriklere rahmet okutur hale geldi. Peygamber'e kimse iftira atamıyordu o zaman. Vay sen 9 yaşında kızla mı evlendin? Vay oğlunun kızını mı aldın? Hepsi bunların sonradan uydurma, müsteşrik, Yahudi uydurması. Peygamber zamanında yoktu. Bugünküler Ebu Cehilleri aratır oldu. Öyle gavurlarla uğraşıyoruz.